Merhaba hoş geldiniz. Ben olsaydım hangi Samsung'u alırdım serisinin 2023 versiyonuyla karşınızdayım. En çok atıp tutabileceğim videolardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Samsung'un Türkiye piyasasında en başarılı firma olduğunu düşünüyorum. Bunu baştan söylemek istiyorum. Özellikle 10.000 ile 25.000 TL arasında Apple ayrı bir klasman. Apple'ı çok konuşmaya gerek yok ama 10.000 ile 25.000 TL arasında bana göre Samsung'un direkt rakibi yok. Rakibi yok demeyelim. Hani 12T çok iyi bir cihaz. Xiaomi 13 çok iyi bir cihaz. Hatta özellikle 12T'nin konumu gayet kuvvetli. Ama genel olarak bu fiyatlarında bir cihaza bakıyorsanız ben ilk olarak size Samsung'u tavsiye ediyor olurum muhtemelen. Bunu da söylemek istiyorum. Genel olarak baktığımızda Samsung Türkiye'de çok agresif bir fiyat politikası izliyor. Bunun en büyük örneği şu. Xiaomi 13'te 1000 Euro, S23 de 1000 Euro. Xiaomi 13 28.000 TL'ye çıktı ama S23 Türkiye'de 26.000 TL'ye çıktı. Biz buradan da bunu görebiliriz. Hatta Xiaomi'nin normalde yapmadığı bir şeydir bu. Fiyata ciddi manada çalışmışlar. Hem 13'te hem de 13 Pro'da. Bunu da söylemek lazım. Bunun yanı sıra bir örnek. Hani S21 FE normalde 600 Euro bir cihaz Görece fiyat düşük. S22 pahalı bir cihaz. Tam euro fiyatını hatırlayamadım ama görece düşük. Tabii ki Samsung'un avantajı 10.000 TL altında yok. 10.000 TL altında neredeyse hiç yani önerebildiğim cihaz neredeyse hiç. Onu söylemek lazım. Tabii ki bu videoda onu uzun uzun konuşacağız. Şimdi öncelikle videoya başlayalım ama ondan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz diyeyim. Şimdi bir defa şunu söylemek lazım. Biz bu videoda nasıl gideceğiz? Fiyat fiyat konuşacağız. Hani bir önceki seride ben bütün cihazları tek tek ele almıştım. Yine bütün cihazları tek tek ele alacağım ama artık şunu diyeceğim. Bu fiyat aralığında ben olsaydım şunu alırdım veya ben bu fiyat aralığında olsaydım şuraya şu cihaza bakardım şeklinde bir ayrıma gideceğim. Onu da söylemek istiyorum. Bunları söyledikten sonra başlayalım. Şimdi şöyle bir durum var. 10.000 TL altına Samsung'un telefonu yok. Nasıl yok? Yani alınabilir şekilde yok. Bunun altını üstünü artık neresini çizmek gerekirse çizmek lazım. Bu söylediklerimi dinlerken her zaman için şu aklınıza bulunsun. Aslında Samsung'un 10.000 TL altında birkaç istisna cihazı dışında doğru dürüst bir cihazı yok. Daha doğrusu şöyle fiyatını hak eden bir cihaz yok. Bunları söyledikten sonra videoya başlayalım. Şimdi 4000 TL'nin altında Samsung'un bir tane telefonu var. O da yani 4000'i böyle ucundan kıyısından yakalıyor diyelim. Samsung'un Galaxy A03'ü. Bu cihaz üzerinde öyle çok fazla durmak istemiyorum. Niye seçtim derseniz. Unisoc T606 işlemcisi ve 4 GB RAM var. Şimdi bu GB mevzusuna çok takılıyorlar. Bende GB laptop var. Orada GB diyorum. Burada veri miktarını söylerken ağız alışkanlığı gigabyte diyorum. Arkadaşlar Türkiye'de bu çok gigabyte deniyor yani. Ben öyle çok fazla gigabyte diyen bunun üzerine çok duran insan görmedim. Bunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi bu cihazda 4 GB RAM var. Unisoc T606 var. Bu fiyat bandında kabul edilebilir Samsung'un tek cihazı. O yüzden eğer 4000 TL altında illa Samsung cihaz arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Şimdi 5000 ile 6000 TL arasında yine Samsung'un sadece bir tane kabul edilebilir cihaz var. Galaxy A13'ün G80 versiyonu. Bakın altını çiziyorum. G80 versiyonu. Çünkü bu cihazın Exynos 850 versiyonu da var ve o versiyon alınmaz. Galaxy A13'ün G80 versiyonu 5200-5400 TL civarlarında 5500 TL civarlarında bulunabiliyor. 5000-6000 TL arasında bir Samsung cihaz arıyorsanız bu cihaza bakılabilir. Ama her zaman için söylediğim üzere birinci tercih mi? Bu fiyat bandında dikkate değer bir tercih mi? Kesinlikle değil. Bu cihazın Exynos versiyonu SMA135F olarak geçiyor. Bu cihazın Mediatek G80 versiyonu SMA137F olarak geçiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi 6000 ile 7000 TL arasına geldik. Burayı çok uzatmak istemiyorum. Direkt cihazı söylüyorum. Bu fiyat bandında eğer biz A32 7000 TL'nin altında tam 7000 TL'nin sınırında kabul ediyorsak çünkü ara sıra fiyatı değişiyor. Anlayabilecek iki tane cihaz var. Bunlardan birisi A23'ün 6 GB RAM 128 GB olan versiyonu 6900 TL'ye. Diğeri de A32. Bu cihazda da G80 var. Bu cihazın da fiyatı 7100 TL civarlarında. Şimdi çok sorulacak 2-3 tane cihaz var. Bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Bunlardan birisi A22'nin 128 GB'ı, bir diğeri M23 5G, bir diğeri A23'ün 4 GB RAM olan versiyonu. Ayrıca bunların yanında M22'yi de ekleyebiliriz. Şimdi bu 4 cihaz ama özellikle A22, A23'ün 4 GB versiyonu ve en önemlisi M23'ün 5G'si. Benim her zaman için söylediğim bir şey var. Biraz gerçekçi olalım. Biz Android kullanıyoruz. 4 GB RAM'de Android böyle çok çok şey olmadığı sürece, çok arada kalınmadığı sürece, nasıl söylenir bilemiyorum. Çok zorda kalınmadığı sürece bana göre tercih edilmemeli. Bu fiyat bandında güçlü işlemciye sahip cihazlar var mı? Var. Ben M23'ün özellikle yorumlarına baktım. Dedim acaba gider bir tarafı var mı diye. İnsanlar hep bu cihazın reminden şikayetçi. Tamam 750G var ama insanlar hep RAM'inden şikayetçi. Ama siz bir A32 da veya Snapdragon 681 A23 6 g versiyonunu aldığınızda bu RAM sıkıntılarını yaşamayacaksınız. Ve bu cihazların işlemcileri de belli bir seviyede güçlü. 750 g kadar değil ama belli bir seviyede güçlü. A32 ve A23 derseniz. Şimdi işlemci olarak A23'ün 680'i biraz daha güçlü. O konuda bir sıkıntı yok. A32 daha premium bir ürün. Bu konunun da hiç tartışma konusu olduğunu düşünmüyorum ama A32'nin şöyle bir sıkıntısı var. Aslında tam olarak 7000 TL'lik bir üründe değil bu ürün 7100 TL bir tane fiyat görüyorum. Ondan sonra hep 7500 TL civarlarında. O yüzden ne kadar biz bunu değerlendirmeye katabiliriz? O da tartışma konusu. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi 7000 ile 8000 TL arası Hatta biz bunu 10.000 TL'ye kadar da geliştirebiliriz ama sıradan cihazlara bakalım. Bu arada şunu söyleyeyim, benim hiç konuşmadığım cihazlar var. O hiç konuşmadığım cihazlar hiç değerlendirmeye tabi tutulmayacak derecede. Kötü demeyelim ama fiyatını hak etmiyor diyelim. O kategorideki cihazları ben zaten hiç konuşmuyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi M33 5G var. Bana çok sorulan cihazlardan birisi. Bu cihaz önemli bir cihaz. Exynos 1280 işlemcisi zaten bu cihazın önemli olmasına yetiyor. Şimdi Exynos 1280 güçlü. Hakikaten siz benchmark'lara baktığınızda 1280 güçlü kullanıcıların yorumlarına baktığım kadarıyla da söylüyorum. İnsanlar genel olarak mutlu. Bu işlemci ilk çıktığında pil problemleri varmış gibi gözüküyordu ama Samsung bunu güncellemelerle topladı. Şimdi şöyle bir durum var. Lafımı yemek istemiyorum. Benim her zaman için söylediğim bir şey var. Orta segment Exynos'tan kaçın. Hadi yumuşatalım. Biraz şüpheyle bakın demişliğim çoktur bu kanalda. Daha en son videomda da bunu söyledim. Ancak bu fiyat bandında da şunu konuşmak lazım. Bu kadar seçici olabiliyor muyuz? Bir defa şunu söylemek lazım. Bence M33 5G hala bu fiyat bandında alınabilir bir ürün değil. Diğer Android rakipleriyle kıyasladığımız çünkü siz evet 7300 diyorsunuz. 700 TL daha veriyorsunuz. Redmi Note 10 Pro'nun 8256'sı var. Çok daha üstün bir cihaz. Çok daha üstün bir cihaz. Yani siz bu fiyat bandında evet düşük bir bütçedeyiz ama kesinlikle alternatifsiz değilsiniz. O yüzden yani bu cihazın evet siz Samsung istiyorsunuz ama e Samsung alalım diye bu alınır mı? İlla diyorsanız ki Samsung istiyorum. Exynos 1280'e ikna alıyorsanız ne ala. Ama benim doğrudan önerdiğim bir ürün değil bunu söylemek istiyorum. Zaten hani diğer noktaların çok konuşmuyoruz. Bu cihazların çoğu diğer noktalara çok konuşulacak cihazlar değil. Buna söylemek lazım. Aralarında böyle kamera olarak, ekran olarak sıyrılan hiçbir cihaz yok. İstisna olarak hani say derseniz A32, A seriyesinin 30 serisine tabi bir cihaz olduğu için, mensup bir cihaz olduğu için onun kamerası da, ekran da belli bir seviye varlık gösteriyor. Ama onun da zaten durumunu konuştuk. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Şimdi M33'ten sonra M32 var. M32 de 7600 7700 TL satılıyor. Burada hani ekran tarafında bir varlık gösteriyor, kamera tarafında bir varlık gösteriyor bu cihaz. Ama Helio G80 işlemcisi koyulmuş ve 7600 7700 TL satılıyor. Yani G80'in burada bir kabul edilebilirliği yok. Evet biz konuşuyoruz. Evet ben öyle çok konuşulmaya değmeyecek cihazları konuşmayacağım dedim ama biraz da olsun değinmeden olmuyor ve ben size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Samsung için yanıp tutuşsanız bile bu fiyat bandında olur yok bu cihazın. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra bir sonraki cihaza geçerim. Şimdi bir sonraki cihazımıza geldik ama ben bu cihazları bu Samsung telefonlardan kaçın diye bir video yapıp orada anlatacağım uzun uzun. Piyasada sıfır eski Samsung'lar dolaşıyor. Mesela Note 20 Ultra dolaşıyor, S20 Ultra dolaşıyor, S20 dolaşıyor Exynos 990 işlemcileriyle. Çok pahalı fiyatlarda Note 10 var, S10 var. S9 var, Note 9 var. Hatta Note 8 var. Arkadaşlar bu cihazların fiyatlar bayağı yüksek. Bu cihazlar bayağı eski. S10 Note 10 serisi için bunu söyleyemeyiz ama zaten onların da fiyatı yüksek. Yani S20 serisinin, 20 serisinin Exynos 990'ı acayip vukuatlı bir işlemci. Acayip vukuatlı bir işlemci. Bu yüzden e Baştan söyleyeyim bu cihazların hiçbir alınabilir yok. Zaten bu Samsung'lardan kaçın diye ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Orada uzun uzun bunu konuşacağız. Şimdi bir sonraki cihazımız A33 5G. A33 5G'yi çok uzatmak istemiyorum. Eğer siz Samsung istiyorsanız Exynos 1280'e ikna oluyorsanız, ben gittim A53 ve A33 konusunda araştırma yaptım. Oturdum, okudum. insanlara sordum arkadaşlar bu cihazdan memnun musunuz diye. Sonra ben Exynos 1280'e ikna oldum diyorsanız A33 5G bu fiyat bandında ekranıyla, kamerasıyla ve diğer özellikleriyle ve güncelleme ömrüyle ciddi manada güncelleme ömrüyle 4 tane sürüm güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncelleştirmesi bir tanesini aldı Android 13 ve bir yılını yedi güvenlik güncellemesinde. Bunlara da not düşmek lazım. Her bir noktasıyla belli bir seviyede varlık gösteren bir ürün. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İkna almanız gereken tek nokta Exynos 1280. Onun dışında bu cihazın üzerinde öyle çok fazla durulması gerektiğini düşünmüyorum. Tek bir kilit nokta var. Samsung istiyorsanız diyorum. Hani Samsung'la kısıtlı değilseniz. Başka başka alternatifler de var. Bunlardan birisi de zaten Redmi Note 10 Pro'nun 8256'sı. Burada eğer Samsung istiyorsanız 1280'e de ikna olduysanız bu cihaz olur. Şimdi Samsung Galaxy A52 var. Bu cihaz 9000 TL civarlarında geziniyor. Diyorsanız ki ben Samsung istiyorum. Ben Snapdragon Samsung istiyorum. Exynos'la beni uğraştırma. Ben her noktada belli bir varlık gösteren kamerası, ekranı vesairesi vesairesi her noktada varlık gösteren bir Samsung istiyorum. Güncelleme de alsın istiyorum. Bu cihaz Android 13 aldı. Android 14'te alacak. Böyle bir cihaz var mı? Ve 9000 TL'nin üzerine çıkamıyorum. Evet Galaxy A52 9000 TL'ye satılıyor. Yalnız benim burada şöyle bir not düşmem gerekiyor. A34 çıktı orada da konuşacağız. A34 10500 TL'ye çıktı ve ben fiyatının düşmesini bekliyorum. A34'ün fiyatı düştükçe A52'nin meşruiyeti azalıyor. A52'nin alınabilirliği kayboluyor. Çünkü işlemci çok ciddi manada güçlü. Ekran yeni ve daha iyi. 120 Hz ekran var. Burada 90 Hz var. Ekran paneli de daha iyi gördüğüm kadarıyla. Android 13 ile geliyor. 4 tane sürüm güncellemesi alacak. Muazzam bir güncelleme üstünlüğü var. Ve daha yeni bir cihaz. Yani bu kadar basit. Daha yeni bir cihaz. En önemli nokta da tabii ki 720 GVS 1080. 1080 hakikaten güçlü bir işlemci. Mediatek Dimensity'lerden de korkmanıza gerek yok. Zaten piyasada bir sürü başarılı örneği var. Bu işlemci de TSMC dökümü bir işlemci. a kısmında baştan konuşmuş olduk ama a fiyatı düştükçe bu cihazın bir alınabilirliği kalmayacak. a 2 bahsediyorum. Şimdi A53 5G 10.089 TL'ye satılıyor. Şimdi A53 5G aslında güzel bir cihaz. Ancak Exynos 1280. Sen olsaydın ne alırdın? Ben kameraya çok dikkat eden biri olarak söylüyorum. Evet A35G falan güzel öyle böyle ama ben çoğunluk için A34'ün daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Evet A3 kadar premium değil ama A33 ile A3 arasındaki fark yok A53 ile A34 arasında. Çünkü bir defa işlemci hani 1080 bizim emin olduğumuz bir işlemci. Bunun yanı sıra kamera tarafında A53 kadar kuvvetli bir kurulama sahip değil ama e, bir yerden de feragat etmek lazım. Ekran konusunda bir eksik yok. 120 Hz konulmuş. Güncelleme konusunda A53'ten daha üstün A34. A53 mü A34 mü? Buna A53 diyenler olacaktır. Exynos 1280'e ikna oluyorsanız hani A53 olabilir. Ama garanti bir çözüm istiyorsanız orada olacağız A34. Hani A34'e geçeseye kadar A34 öveceğiz arkadaşlar. Onu da bilin. A72 var. E, A72'nin alına bir bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Hani illa macera arıyorsanız A52 alın geçin. Şimdi bunları söyledikten sonra A34'e geldik. 10.500 TL satılıyor. Şu an alırsanız Samsung'un sitesinden Buds 2 %50 indirimle veriyorlar. Arkadaşlar ben bu cihazı neden bu kadar çok övüyorum? Bir, Ekranda Super AMOLED 120 Hz, parlak 1000 nitlik bir ekran var. 5 mAh pil var, 25 Watt hızlı şarj var. 25 Watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkmıyor. 48 megapiksellik bir kamera var. Bu muhtemelen IMX582 veya 482. Bu kamera sensörü belli bir varlık gösterecektir. Belli bir seviyeyi sunacaktır. Tabii ki sizin kamera beklentiniz ne? Benim gibi bir kamera beklentiniz varsa, burada A54, A73, Honor 70, Cars 3 hiçbirini beğenmiyorsunuz. Direkt S serisine bakıyorsunuz. Ama yani benim böyle bir kamera beklentim yok. İyi ve yeterli bir kamera olsun. Garanti işlemci olsun ki Dimensity 1080 garanti bir işlemci. Güncellemem olsun, ekranım olsun, her noktada bir şeyim olsun. Hani böyle tiksindirici bir noktam olmasın. Uç nokta olarak tiksindirici bir noktam olmasın. Bir tek kamera tarafı için söylenebilir. Bir de bu cihazın tasarımı iyi değil. Hani tasarımına bir şekilde bakmanıza gerçek videolardan bakmanızı tavsiye ederim. Tasarımı iyi değil. Hani onun dışında buna ben bir pürüz bulamıyorum. 10.500 TL'lik fiyatın da yakın bir vakitte düşeceğini düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ancak bu fiyattan da almaya kalkışırsanız alınabilir mi? Evet alınabilir. Ancak... Anca anahtını çiziyorum. Biraz daha bütçe artırılarak daha iyi cihazlar alabilir mi? Evet alabilir. Bunu da söylemek lazım. Şimdi ben şunu söylemedim. 10.000 ile 7.000 TL arasında ne alınır? 10.000 ile 7.000 TL arasında A34 alınır arkadaşlar. Ben 10.000 ile 7.000 TL arasında alınabilir bir Samsung olduğunu düşünmüyorum. Buna A52 de dahil. A34'ün fiyatı 10.000 TL'nin altına düştüğü an oranın en iyi cihaz olur. Bunu söyleyelim. Şimdi M52 5K var çok soruyor arkadaşlar 11.300 TL edecek bir cihaz değil hemen geçelim kendisine Şimdi S20 FE var S20 FE uzun uzun konuşmayacağız Cihazı kısaca açıklamak ve geçmek istiyorum. Şu an videoyu da ben Extreme ile çekiyorum onu da söyleyeyim. Bu arada Snapdragon versiyonundan bahsediyoruz. Exynos'unu kesinlikle almayın. 128 GB'ı 11.400 TL'ye, 256 GB'ı 12.300 TL'ye satılıyor. Aradaki farkı kesinlikle ama kesinlikle verin. Çünkü 2 GB RAM alıyorsunuz, 128 GB tapolam alıyorsunuz. Bu cihazın güncellemesi bitti. Android 13'te kaldı. Bir yıl güvenlik güncellemesi alacak. Eğer güncelleme sizin için sorun değilse, yani güncelleme almayacak, ben ağlarım. Yok, güncelleme almazsa ne olur? Buna dair bir video yaptım, izleyebilirsiniz. Listen. Kendi görüşlerimi de açıkladım orada. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben cihazdan çok memnunum. Pürüzleri var mı? Var. Ön kamera çok iyi değil. Malzeme kalitesi çok iyi değil. Hızlı şarj mükemmel değil. Ama ben cihazdan çok memnunum. Kamerası çok iyi. Ekranı belli bir seviyede. Arayüz kaliteli. Cihazın performansı yüksek. Belli bir seviye artık oyun oynatıyor kesinlikle. Bunun oyun testlerini yapmayı düşünüyorum. İstiyorum da. Sürekli erteliyorum videolardan. Hani iki günde bir video planında onları araya sokuşturamıyorum diyeyim. Ben cihazdan çok memnunum. Hala tavsiye ediyorum. Uzun bir inceleme videosu 2023 için gelecek ve S20 F defterini ondan sonra kapatmayı düşünüyorum. Kafamda bir S23 Ultra var ama fiyatı bana inanılmaz pahalı kaçıyor. Bir yatırım olarak bakıyorum bir bakacağız duruma ama şunu söyleyeyim. Bakın düşünün ben cihazdan o kadar çok memnunum ki. Aradaki hiçbir Samsung'un anla bir olduğunu düşünmüyorum S20 F'den sonra. s 22yi alsam bir dert. S23 alsan evet çok güzel cihaz ama ekran küçük. Beni bir S23 Ultra kesiyor artık. Aradaki cihazların hiçbirinin para verip de alınabilir olduğunu düşünmüyorum kendi adıma Ben cihazdan o kadar memnunum. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki burada realist olmak lazım. S23 tabii ki çok daha iyi s Ultra tabii ki çok daha iyi. Ama ben oturup kendi adıma gerekli mi acaba sorusunu sorduğumda gerekli değil cevabını alıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi S20F'yi konuştuk. Aylık Kes 5 g var. Aylık Kes 5 g bu fiyata alınabilir bir ürün değil. 11.700 TL'ye. Şimdi A73 var. 11.700 TL'ye satılıyor. Bu cihazın benim gördüğüm kadarıyla tek pürüzlü noktası şu. Kamerasını bile çok fazla beğenmiyor. Evet yine rekabetçi bir kamerası var ama gördüğüm kadarıyla insanlar bu cihazın her noktasını beğeniyor. Bir eksiklik olarak kamerayı görüyor. Oturur sorarsınız, oturur konuşursunuz. Zaten sizin ekstrem bir kamera isteğiniz varsa orada ekstrem F var. Orada S21FE var. O yüzden nimet külfet dengesi. Bence bu cihaz S20FE A73'ten daha iyi. Ama a 73 muazzam bir güncelleme avantajı var. 3 tane daha sürüm güncellemesi var. Bir tanesini aldı. 4 yılda güvenlik güncellemesi var. Oturacaksınız düşüneceksiniz. Bana şu soru sorulabilir. 10.000 ile 15.000 TL arasında kalırsam veya 10.000 ile 20.000 TL arasında hangi Samsung telefonu alırdın diye bir soru soracağım ve ona cevap vereceğim ama öz olarak A73 mi s FE mi? Bence kesinlikle s FE. Güncelleme ömrüne rağmen s FE... Ama güncelleme sizin için önemliyse evet. Evet, ayetmiş memnun kalırsınız. İnsanlar bu kamera pürüzü dışında her noktada bu cihazdan memnun kalıyorlar gibi gördüm ben. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu katlı bir cihaz. A54 5G. Bu cihaz yeni çıktı. Bu cihaza dair benim gördüğüm iki tane pürüz var. Bunlardan birisi ön tasarımı. Ön tasarım hakkında konuşmaya gerek yok. Gerçek videolardan bakın. Mağazalara gelirse, mağazalara geldiyse bir gidin görün. Ön tasarım olmamış benim incelemelerden gördüğüm kadarıyla. Bu cihazın diğer pürüzü Exynos 380. Yine döndük, dolaştık. Orta segment Exynos'u Samsung, tamam mı? Bir pislik gibi orta segmente koydu. Şu cihaza 778G olsa asla ve asla kimse bu cihazı tartışmayacakken ve tereddütsüz bir şekilde satacakken orta segmente Exynos'u yani bir pislik gibi koydu Samsung. Şimdi bunu bu şekilde tabir ediyorum ama haklılık payım da olduğunu düşünüyorum. Ben A54 videosu yaptım bana hani Exynos'u öneriyorsun falan filan demişler. Arkadaşlar benim birkaç sene önceki videolarıma bakın Exynos 990 videolarıma ben orada neler neler dedim. Yani neler neler dedim. Hakikaten benden Exynos sonuçlusu çıkartmanız biraz zor. E 2100'ü niye öneriyorsun? Arkadaşlar S21F'nin 2100'ü Amiral Gemisi 2100. E 990 amiral dersiniz. Onun kadar ukuatlı değil. Üstelik S21F gerçekten bu fiyat bandı için inanılmaz avantajlı. Bütün bunları topladığımızda ve altını çiziyorum yani 2100 evet oyun konusuna falan çok iyi değil ama yani günlük hayatta hiçbir sorun çıkartmıyor. 990 günlük hayatta da sorundu. E pili kötü mü? Kötü. Bunları söyleyerek öneriyoruz zaten. Bunu da söylemek istiyorum. 1380'i ortaya koymuş Samsung. Bu işlemci hani benim gördüğüm kadarıyla İnsanlar memnun gibi duruyor. Çok fazla yorum görmedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. 1380'e ikna oluyor musunuz? 1380'e ikna oluyorsanız ne ala memleket. Benim gördüğüm bir kişiden gördüm bunu. Kamerasını beğenmemiş gibi duruyor. Daha çok yeni bir cihaz olduğu için beklememiz gerekiyor. Hani bu cihaz hakkında bir tereddütünüz varsa beklemeniz gerekiyor. Zaten siz bekledikçe fiyatlar da düşer. Evet Samsung sitesinde Buds 2'yi hediye ediyor ama eğer Buds 2 falan almak istemiyorsanız ben bir tane satıcıda 11.800 TL'ye gördüm. Normalde cihaz kaç para? 128 GB'ı. 12.500 lira. Yani fiyat ufak, ufak düşüyor. Fiyatı düştükçe avantajlı olacaktır. Görmemiz gerekiyor. Şunu açık açık söyleyeyim. Bu cihaz kaç paraya düşerse düşsün ben böyle 1200 TL yani orta segment bir Exynos almaktansa 14.000 TL'ye, 14.500 TL, 14 TL Exynos 2100 S21F'yi çeker geçerim. Çünkü S serisinde ekran alıyorsunuz, S serisinin kamerasını alıyorsunuz. Exynos'ta olsa amiral gemisi bir işlemci alıyorsunuz. Güncelleme ise onda da güncelleme var. Bu yüzden ben S21F'nin böyle absürt bir fiyat farkı açmadığı sürece A54'ten daha alınabilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bunun dışında A54 hakkında söylenebilecek yegane şey şu. Android 13 ile geliyor. Android 17'yi alacak. Tanıtıldığı tarihten itibaren 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Olağanüstü bir güncelleme performansı. Android tarafında bunun rakibi sadece amiral gemilerinde. Oppo'nun amiral gemilerinde. OnePlus 11'de falan var. Söylenecek bir şey yok. Şimdi S21 FE, S21 FE dedik. S21 FE'nin 828'i 14.200 TL'ye şu an ben görüyorum. 14.500 TL olarak kabul edebilir. Bu cihazın 256 GB'da da 16.000 TL. 128 GB fiyatı üzerinden gidersek. Eğer pil sizin için sorun değilse, eğer oyun oynamayacaksanız s FE her noktasıyla çok kaliteli bir cihaz. E malzeme kalitesi çok iyi değil. Malzeme kalitesi plastik. Bunu bilmeniz lazım. Pili iyi değil. Bunu bilmeniz lazım. İşlemcisi ayrı oyunlarda performans verecek bir işlemci değil malum Exynos çok güçlü. Siz bunun kabiliyetlerini kamerada vesaire alıyorsunuz. Arayüz performans olarak bir sorun yaşamanız mümkün değil. Ama Exynos. Ama pil kötü. Bunları tekrar tekrar söylüyorum. s 21 FE bu fiyat bandında Samsung'lar arasında eğer bu pürüzlerini biliyorsanız ve kabul ediyorsanız kesinlikle en alınabilecek ürünlerden birisi. Lafın ortasında söyleyeyim 10.000 ile 20.000 TL arasında olsaydım hangisini alırdı mı? 20.000 TL'nin sonunda S22'den sonra söyleyeceğim. Bunu söyleyeyim. S21 5G var. 16.000 TL'ye satılıyor. Hani illa bir S21 alacağınız varsa S21F'nin 256'sını zaten 16.000 TL'ye alıyorsunuz. O yüzden S21'in alınabilir bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Şu soru bana gelebilir. S21F'nin 256 GB mı yoksa S22 mi diye. S22 siz aldığınızda daha iyi bir malzeme kalitesi alıyorsunuz. Daha iyi bir ekran alıyorsunuz. Teorik gücü daha yüksek bir işlemci alıyorsunuz. Pil performansı olarak ikisi de kötü. İkisi de kötü. Eğer 128 GB ye yeter diyorsanız 14.000 TL'ye yakaladığınız sürece her halükarda s F'ye bakılabilecek bir cihaz. Ama diyorsanız ki ben Snapdragon istiyorum, daha iyi bir kamera istiyorum, daha iyi bir ekran istiyorum. Aradaki 3.000 TL'lik fark verilir. Evet aradaki 3.000 TL'lik fark verilir ama şimdi 17.000 TL'ye geldik. 16.700, 17.500, 17.200 fiyatlarını görüyorum ben. Gittikçe S23'e yaklaşıyoruz ve S23'ün S22'ye karşı muazzam bir işlemci üstünlüğü var. En çok da pil konusunu etkiliyor. O yüzden yani ben S22'nin her halükarda tehlikeli sularda yüzdüğünü düşünüyorum. Z Flip 3 var. Kendisi hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. 888'de bu cihazı bu fiyata kesinlikle almayın. Tavsiye etmiyorum. Bu Note 10 Plus'ları, S20 Plus'ları falan bunları alınmaz dedik. Üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Bunları söyledikten sonra Z Flip 4. Şimdi açık, net ve kısa konuşmak istiyorum. Z Flip 4 21.000 TL'ye satılıyor. 8 Plus böyle güzel bir cihaz. Katlanabilir bir ürün istiyorsanız evet alınır ama S23'ün 256 GB'ye 23.000 TL civarlarında gezinirken bu cihazın hiçbir şansı yok. Çok net. Hiçbir şans yok. Ne işlemciye şansı var, ne kamerada şansı var, ne ekranda şansı var. Ekran biraz abart ama hani anlatmak istiyorum durumun dramatikliğini. Z Flip 4 bir maceradır arkadaşlar. Hani telefonların bu kadar pahalı olduğu bir ülkede sırf katlanabilir olsun diye Z Flip 4'ü almayın. Mesele küçüklük ve kompaktlıksa bu cihaz 6.7 inç. Yani katlanıyorsa katlanıyor ama hala 6.7 inç. S23 6.1 inç. Çok daha sağlam bir pil. Çok daha sağlam bir işlemci. Çok daha sağlam bir cihaz. Kesinlikle S23 alınır. Üstelik güncelleme ömrü de S23'ün daha fazla. Philip 4'ün alınabilir olduğu kısa bir aralık vardı. Ömrü kısa sürdü arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi geldik bana göre bugün en alınabilir Samsung. S23'ün 256 GB. 108 değil 256 GB. S23'ün 256 GB'a biz bugün 23.103 TL'ye bulabiliyoruz. Hatta siz onu 23.200, 23.100 TL'ye diyelim. Açık ve net konuşayım. Üzerinde çok fazla durmayacağım. Çünkü video çok uzuyor. Bana göre bugün iPhone 14 Pro'ya kadar arada kalan hiçbir cihaz S23'e hiçbir şekilde rakip değil. Tabii ki şöyle bir soru sorulabilir. Abi Xiaomi 13 Pro var. Ya elbette Xiaomi 13 Pro klasma olarak çok apayrı bir cihaz. Yani ben zaten S23 onun rakibidir demiyorum. Xiaomi 13 Pro'nun zaten rekabet ettiği cihaz S23 Ultra. Bunları ben S23 Ultra'yı, Xiaomi 13 Pro'yu, iPhone 14 Pro'yu vesaire fiyatları dolayısıyla da ayrı bir kenar alıyorum ama bu cihazlarla S23 arasında iPhone 13'ü, Xiaomi 13'ü, iPhone 14'ü, S23 Plus'ı fiyatı dolayısıyla S23 Plus'ı bunların hiçbiri S23'ün rakibi değil. Samsung ekosistemi içerisinde de 256 GB S23'ü 23.000 TL alıyorsunuz. 256 GB S23 Ultra'yı 36.000 TL alıyorsunuz. Bunun Plus'ı da 30.000 TL. Şimdi şunu söyleyeyim. Çok zengin değilseniz, küçük ekrana da tamamsanız S23'ün 256 GB'ının 23.000 TL'lik fiyatı olağanüstü bir fiyat. Cihazın hiçbir noktada eksiği yok. Ben kolay kolay hiçbir cihaza bu cihazın hiçbir noktada eksiği yok demem. İlla bir eksiği bulursunuz. Bu cihazın da eksiği ne? Aslında küçük ekran bir eksi. Aslında 25 watt hızlı şarj bir eksi. Ama onun dışında bu cihazın hiçbir noktasına eksik bulamayız arkadaşlar. Ne güncellemesi, ne performansı, ne ekranı, ne kamerası. 23.000 TL'ye bunun yakınına yaklaşabilen bir ürün yok. Şimdi lafın özeti şu. Aslında videonun özeti şu. S23 Ultra'ya çıkamıyorsunuz. S23 Plus'a çıkamıyorsunuz. Bütçeniz de böyle 15.000, 16.000, 17.000 civarlarında geziniyor. Bütün bu söylediklerim üzere ben S23'ün şu an Samsung telefonlar içerisindeki en anlayabilir cihaz olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans dengesi olarak. Bunun dışında kendisi hakkında söyleyebilecek bir şey yok. Şimdi ne dedik? 10.000 ile 20.000 TL arasında hangi Samsung cihazı alırdım? Aslında biz bunu 10.000 ile 25.000 TL arası yapalım. Şimdi ben olsaydım arkadaşlar ben S20 FE ile devam ederdim. Neden? S20 FE'nin tamam güncelleme bir sorun ama güncelleme benim için sorun değil. Niye S20 FE ile devam ederdim? Kendi fiyat bandında bayağı iyi bir kamera kalitesi sunuyor. Yeterli bir ekran kalitesi sunuyor. Kendi fiyat bandında Samsung'lar içerisinde iyi bir pil ömrü sunuyor. 865 güçlü. 256 GB'ını uygun bir fiyata alabiliyorsunuz. 12.500 TL civarlarına 256 GB'ını alabiliyorsunuz. Depolama benim için önemli. Kritik bütün noktalarda s 20 F'e belli bir seviye sunuyor. S21'e çıktığınızda hani 128 GB oluyor. Pil hani malum. Hadi pili geçelim ama en büyük nokta, en önemli nokta 128 GB e depolama. Şimdi ben bunun 256'sını alayım diyorum. 16.000 TL çıkıyorsun. E, o zaman oraya çıktık. Hadi S22 alalım diyoruz. S22 alalım dediğiniz an 128 GB'a e düşüyorsunuz. Ekran küçülüyor. Pil durumu malum. Ve en büyük nokta, benim için en önemli iki nokta 256 GB e depolama olmayışı ve ekranın küçük oluşu. E, zaten 17'ye çıktık dedikten sonra e 6.000 TL daha koyalım. Evet çok koyuyoruz ama S23 alalım. Çünkü parayı verebiliyorsanız bence aradaki fiyat farkına kesinlikle değecek bir performans ve pil farkı var. S22'nin bence hala biraz daha düşmesi gerekiyor. Şöyle bir baktığımda 10.000 ile 25.000 TL arasında en mantıklı cihaz. S23 çeşitli kriterlere göre hemen hemen bütün Samsung cihazlar bir şekilde tercih edilebilir. Benim saydıklarım. A73 olsun, S20 FS olsun, S21 FS, S22 ise A34'ü keza. A54'ü bir kenara koyuyorum. Çünkü biraz satın alınması, biraz yorumların görülmesi gereken bir cihaz. Hemen hemen her cihaz, hemen hemen her Samsung cihaz bir şekilde alınabilir. Ama ben olsaydım herhalde s devam ederdim. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra s 23 de konuştuk. Az cihaz kaldı. S22 serisi yani S22 Plus'ta Ultra, S23'lerin diğerleri ve son olarak Z Fold 4. Şimdi S22 Plus'ın ben 24.670 TL'ye alınabilir bir, bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Çok net S23 varken bir şansı yok. Z Flip'i falan filan konuşmaya gerek yok. S21 Ultra 27 7000 TL edecek bir ürün değil. Bunu da konuşmaya gerek yok. Konuşmamız gereken cihaz S22 Ultra. Bu cihazın 256 GB cihazı 30000 TL satılıyor. 512 ise 32 32000 TL satılıyor. 128 GB 27000 TL satılıyor. Şimdi şu bu gerçek. Aslında S22 Ultra S23'ten ve S23 Plus'tan daha premium bir ürün. Ama 8 Gen 1 ile 8 Gen 2 arasında da baya baya bir fark var. O yüzden ben olsaydım hiç riske girmezdim. S23 Plus'la S23 Plus'ın 256 GB ile S22 Ultra'nın 256 GB arasında kalsaydım 30.000 TL s 23 Plus alırdım. Bu saatten sonra hani bu cihazlar bu fiyatlara satılırken 8 GB bir cihaza almaya gerek yok. Bunu söylemek istiyorum. Evet daha premium bir cihaz ama ben olsaydım diyorum ben S23 Plus'a bakardım. Şimdi Z Fold 3 var. Ee, ben eski Z Fold'ların hiçbirinin alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Bunu da söyledikten sonra bir sonraki cihazlara geçelim. S23 Plus'ı konuştuk. S23 Plus şu an 29.000 TL satılıyor. Şöyle bir 28.000 27.000 TL indiği an görece S23'ten daha alınabilir bir ürün olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum ben. Daha üzerinde durmaya gerek yok. Zaten yani S23 için daha büyüyor. Ekstra olarak sadece 45 w hızlı şarj ekliyor. Bunun dışında eklediği bir şey yok. Şimdi bunları söyledikten sonra önce Z Fold 4'ü konuşalım. Z Fold 4 38.000 TL satılıyor. Ben Z Fold 4'ü çok beğenen bir olarak S23 Ultra mı Z Fold 4 mu sorusuna S23 Ultra derim. Çünkü bir defa daha yeni bir cihaz alıyorsunuz. 8 Gen 2 daha güçlü. Kamera daha iyi. Ekran daha yeni. Vesaire vesaire. Evet Z Fold 4 çok güzel bir cihaz ama video ben olsaydım ne alırdım olduğu için ve benim birinci önceliğim kamera olduğu için ve S23 Ultra'nın evet büyük ekranı var. Evet Z Fold 4 çok çok özel bir cihaz ama hani şunu söylemek lazım. Altımda Porsche yok. Ben villada oturmuyorum. Böyle bir kalibrede insan olsaydım herhalde Z Fold 4'e bakardım. Ama mesela bugün para verip cebimden bir cihaz alacağım. O S23 Ultra olurdu. Z Fold 4 olmazdı. Şimdi S23 Ultra'ya geldik. S23 Ultra'nın öyle konuşulacak bir noktası yok. Zaten Samsung'un tepe cihazı. 36.000 TL'ye 8256'sı. 39.000 TL'ye 12.512'si satılıyor. 1 TB'ı 49.000 TL, Bunu konuşmaya gerek yok. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu cihazın 8256'sını almayın. Bu cihazın 8256'sını almayın. Bu cihazın almayın. Neden? Zaten 36.000 TL'yi vermişsiniz. 39.000 TL'ye 12 GB alıyorsunuz. 512 GB depolama alıyorsunuz. Burada önemli bir detay var. Ben zaten nota düşerim ama burada da söylemek istiyorum. S23. Şimdi S23'ün 128 var ve 256 var. 128 ile 256 arasındaki tek fark depolama değil. 128'de UFC 3.1 depolama var. 256'da UFC 4.0 depolama var. 3.1'den bayağı hızlı. Neredeyse 2 katı falan. Ama şöyle düşünün. Bir önceki amirallerde de zaten UFC 3.1 vardı. Çok kafaya takılacak bir durum değil ama 128 şu an 256'dan daha pahalı piyasada. O yüzden alacaksanız 256'yı alın. Yalnız bu fark şeyde yok yalnız. Ee, hani bu S23 Ultra'nın 256'sıyla S23 Ultra'nın 512'si arasında böyle bir fark yok. Bu fark 128 GB olarak UFC 4.0.1 depolama olmadığı için piyasada S23'te oluşuyor. Bunu söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi başka söylenecek bir şey kalmadı. Samsung cihazları konuştuk. Kısa bir özet geçmek gerekirse bu 10.000 TL altını çok konuşmaya gerek yok. 10.000 TL altında öyle çok söylenecek bir cihaz yok. Ben olsaydım ne alırdım? Ben olsaydım e, ee, 10.000-25.000 bin, arası hani güncellemesi olur, a olur. Hani daha iyi ekranım olsun dersiniz, s f olur. Ben pile razıyım, en iyi kamerayı alayım dersiniz ama belli bir bütçede olsun dersiniz, S22 olur ama. Ben olsaydım s 21 fnin 256'sını alırdım. Neden? Çünkü belli bir pili var, yeterli bir ekranı var, iyi bir işlemcisi var. Kamerasının o fiyat bandı için çok iyi olduğunu düşünüyorum fiyatına oranlandığında. Ve ucuz uygun fiyata 256 cihaz alabiliyorum ve büyük ekran alabiliyorum. S23 256 GB büyük ekran dışında benim için hiçbir pürüzü yok ve o fiyatın inanılmaz rekabetçi değil, tek kelimeyle rakipsiz olduğunu düşünüyorum. S23 Ultra'da da 512 GB almaya bakın. Bunun dışındaki Samsung cihazlar bir şekilde bakılır. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ben olsaydım ne alırdımın cevabı bu. Özel olarak şu cihazı almak istiyorum, şu özelliklere dikkat ediyorum diye yorum yazarsanız onları da elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Videonun sonuna geldik. Hani kısa tutmaya çalıştım ama çok kısa bir video olmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.